Merhaba, ben Güven İslamoğlu. Yeşil Doğa programı ile yine karşınızdayız. Bu hafta Malatya'dayız. Malatya'da bir rota yapacağız. Darende'den Arapgir'e kadar güzel bir rotamız olacak. Hem buranın kültürünü hem doğasını tanıtmaya çalışacağız. Rotamıza Levent Vadisi'nden başlayacağız. Arkamda Levent Vadisi'ni görüyorsunuz. Yaklaşık 65 milyon yılda oluşmuş bir vadiden bahsediyoruz. Zamanında burası suyla doluymuş. Su çekilince bu muhteşem güzellik ortaya çıkmış. Levent Vadisi'nden yavaş yavaş Arapgir'e, daha sonra Darendi'ye geçiş yapacağız. Malatya'da pek olmayacağız. Malatya merkeze inmeyeceğiz. Malatya'nın çevresinde bir rota yapacağız. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Levent Vadisi'ne bakarken 65 milyon yıl öncesini hayal edin. Eğer vaktiniz varsa vadiye inin ve kaya oluşumlarını inceleyin. Biz vadiye inemedik çünkü hava çok sıcaktı. Gelecekseniz bahar ve sonbahar aylarını tavsiye ederim. Akçadağ aynı zamanda kayısı cenneti. Levent Vadisi'nden sonra mevsimine denk gelirseniz kayısı bahçelerinde gezin derim. Özellikle kayısı kurutulan bahçeler oldukça ilginç görüntüler veriyor. Akçadağ'dan Darende'ye geçiyoruz. Darende gezimize Gülpınar Şelalesi'nden başlıyoruz. Tohma Çayı yatağında bulunan şelale bir kaya bloğun üzerinden dökülüyor. Setler ve çevresindeki restoranlar olmasa daha doğal görünecekmiş. Yine de görülmeye değer bir yer. Şu anda Gülpınar Şelalesi'ne geldik. Darende Gülpınar Şelalesi. Dedim ki evet, girilecek bir şelale daha varmış. Fotoğraflarına bayılmıştım ama buraya gelince biraz manzara değişik oldu. Çünkü üzerine setler, restoranlar yapmışlar. Biraz sayfiye yeri gibi olmuş. Mesire yeri olmuş daha doğrusu. Sadece şelalenin güzelliğini görmekte yetineceğim. Aslında girebilirdim de çok kalabalık bir yer. Sessiz, sakin bir yer değil. O yüzden sadece size şelaleyi göstermek istedim. Gerçekten de güzel bir şelale. Yani bundan 15-20 yıl önce gelseydim benim için ideal bir yerdi. Darende'de birçok tarihi ve dini yapı var. Ama Somuncu Baba Türbesi mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Horasan erenlerinden olan Hamit Mami Düdin, Bursa'da yaşarken çilehanesinin yanında yaptırdığı ekmek fırınında somun pişirip çarşı pazar dolaşarak insanlara ekmek dağıtırmış. Bu yüzden kendisi Somuncu Baba olarak biliniyor. Manevi kişiliği, bilgeliği tüm Anadolu'da duyurmuş. Fakat Somuncu Baba bundan çok rahatsız olmuş ve Aksaray'a göç etmiş. Hacı Bayram Veli'ye hocalık yapmış. Daha sonra Darende'ye gelip Tohma Kanyonu'nun derinliklerinde inzivaya çekilmiş. Şu anda Somuncu Baba'nın çilehanesine geldik. Daha doğrusu inzivaya çekildiği yer, yalnız kalmak istediği yer. Gerçekten çok güzel bir yere yerleşmiş. Tohma Kanyonu'nun içine, kayaların dibine. Kanyonu da kullanarak çilehanesini biraz kanyonun içine taşımış. Burada inzivaya çekilmiş. Burada huzur bulmaya çalışmış. Burada kendini dinlemiş. Burada düşünmüş. Gerçekten de güzel bir yer. Ben de şimdi onun oturduğu yere oturdum. Dışarısı mesire yeri olmuş. Daha önce orada mangal yakılıyormuş. Sonra yasaklamışlar, iyi yapmışlar. Çünkü Somuncu Baba'nın mekanı burası. Ona çok yakışmıyor. Ona yakışan şekilde buraya gelmek gerekiyor. Sessiz olmak gerekiyor. Huzur bulmanız lazım. Doğayla baş başa olmanız lazım. Onu hissetmeniz lazım. Yoksa buraya gelip Somuncu Baba'yı sadece ziyaret edip buralara gidip yiyip içmek gitmekle olmuyor. Buraya geldiği zaman onun hissettiklerini hissetmeniz lazım. Somuncu Baba 1412 yılında Darende'de vefat etmiş
ve Tohma Kanyonu'ndaki türbesine gömülmüş. Fakat türbe yeni yapılan ek binaların arasında kaybolduğu için neyin yeni, neyin eski olduğunu anlamakta biraz zorluk çekiyorsunuz. Somucu Baba türbesine geldiğiniz zaman sizi büyük bir külliye karşılayacak. O 1990'dan sonra yapılan, vakıf tarafından yapılan bir külliye. Ama asıl orijinali bu gördüğünüz kaya oyunun içindeki bu cami. Şu parçalar orijinal, diğer kısmı tamamen daha sonra yapılmış. Yani şu yukarıdaki tavan kaplamaları da daha sonradan yapılmış. Yani 90-80'lerde gelseydiniz burada doğayla, doğanın içinde bir cami ve çilehane görecektiniz. Fakat restorasyondan sonra bayağı büyümüş. Yani 5000 kişilik bir cami var yan tarafında ama orijinali burası. Hatta bakın burada halı ama daha önce burası açıkmış, tavan da açıkmış. Somucu Baba ailesine ait olan türbeler gökyüzüne bakıyormuş. Ama şu anda göğü göremiyor. Açıkta değiller çünkü üzeri kapatılmış. Hani ben aslında biraz da şey beklerdim. Orijinal halini biraz görmek hoş olurdu. Çünkü onlar gelip bu kaya olduğunun içine Tohma Deresi'nin kenarındaki o mistik havayı özümsemek için gelip buraya yerleşmişler. Onu hissetmek gerekir biraz diye bir düşünüyorum. Onu hissetmek için iyi özümsemeniz lazım. Yani buraya gelirseniz eğer müzeyi dolaşın, eski halini görün. Eski halini gördükten sonra nasıl bir yere yerleştiğini daha iyi anlayacaksınız. Külliye olunca, daha doğrusu etrafı böyle düzenlenince o biraz anlaşılmıyor. Narende'de görülmesi gereken yerlerden biri de Kudret Havuzları ama bana nasip olmadı. Şansımıza Kadınlar Günü'ymüş. Artık arşiv görüntülerinden göstereceğiz. Suyun kaynağında yer alan havuzlar suyun debisi nedeniyle devamlı temizleniyormuş. Suyun sıcaklığı da yaz-kış 22 dereceymiş. Darende'den Arapgir'e geçiyoruz. Yolumuzun üzerinde Arguvan var. Suya hasret bu topraklarda çocukların eğitimi için yerel ürünler üreten köylülerle karşılaşıyorum. Nasıl burada hayat? Arguvan'da. Çok güzel. Arguvan'ı seviyoruz. Seviyor musunuz? Tabii ki. Nesi güzel buranın? Her şeyi. Toprağı, kokusu, insanlar. Hiç ağaç yok ama ya. Olsun. Olsun. Biz alışmışız güneşe. Alışmışsınız güneşe. Aynen. Kışı mı güzel, yazı mı? Yazı da, kışı da. Hepsi güzel. Evet, yedisi seviyoruz. Ki arazi kimin? Kimin? Belediyemizin. Ha, belediyenin. Evet. Ha. Çalışırken ücret alıyor musunuz? Nasıl? Belediyeden ücret alıyor musunuz? Gönüllü mü burada toplayanlar? Şey nasıl yani, zaten maaşımız var yani. Ha siz belediye çalışanısınız, evet, çalışanısınız siz. Evet. Ha abi. Arazi belediyenin. Tabii ki. Çalışan da belediye evet, işçisi. Ama belediyemiz de şey yapıyor. Değerlendiriyor işte. Değerlendiriyor. Çocuklarımızı falan okutturuyor, şey yapıyoruz. Öyle mi? Ha tabii ki. Buradan kazandığınız parayla şey mi, çocuklara mı gidiyor? Tabii ki, öğrencilerin şey için, dershane falan şey için. Öyle. Mercimeği de beraber topluyorsunuz. Tabii ki hepimiz, yani öyle şey yok, ayırmacılık falan yok, hepimiz. Beraber çalışıyorsunuz. Tabii ki 40 kişi alındı, 40 kişi de giriyor, 40 kişi de şey yapıyor yani. Çalışıyoruz. Tabii ki. Peki yani kazanılan para 40 kişiye mi bölüşülüyor? Hayır hayır, onlar şeye gönderiyor, o öğrencilere falan öyle şey yapıyor, belediyemiz topluyor bunları. Öğrenciler, dershanesi falan böyle şeyler var ya, onlar için okutuluyor zaten. Ha, okutuluyor. Tabii ki biz de bunu isteyerek zaten şey yapıyoruz, destekliyoruz. Başka bir şey, yani şimdi belediye diyorlar da. Onlar belediyenin çalışanları mı hepsi? Şimdi şöyle, bir kısmı bizim belediyeden çalışan, bir kısmı da İşkur elemanlarımız. İşkur'dan bize verilen elemanlarımız bir kısmı. Ha. Bir kısmı bizim belediyemizin personeli, bir kısmı da İşkur'dan aldığımız. Buradan personel. Sattığınızı ne yapıyorsunuz o parayı? Bu sattığımız parayla biz öğrencilerimize, yoksul öğrencilerimize bizim vakfımız var. Vakfımız aracılığıyla burs desteğinde de katkıda, onların eğitimine, öğretimine katkıda bulunuyoruz. Şey bayağı maddi bir kaynak çıkıyor mu buradan? Destek çıkıyor mu? Çıkıyor tabii. Yani çok büyük olmasa da belirli bir, tabii ki bunun da bir işte masrafı, sürmesi, mazotu, tohumu gibi masrafları var. Onlardan sonrasında biz eğitime katkı olarak harcıyoruz bunu. Harcıyoruz. Ondan dolayı da zaten bizim
Hemşerilerimiz özellikle tüketimde biz dışarıya pazarlamaya ihtiyaç kalmadan tüketiyoruz. Niye? Hemşerilerimiz bunun bilincindeler. Yani buradan gelen geliri gene kendi bölgemizin, yöremizin, yoksul çocuklarımızın, ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitimine katkı anlamda kullanıyoruz. Güzel bir şey. Aslında gönüllü çalışanlar da olabilir aslında. Olabilir tabii ama bu dönem biraz iş güç dönemi olduğu için herkesin tarlasında, bağında, bahçesinde çalışıyorlar. Ama istenildiğinde öyle gelip gönüllü çalışacak olan insanlarımız da çıkar tabii. Arguvan'da üretilen nohut ve mercimek tamamen organik. Ayrıca atalık yerel tohumlar kullanılmış. O nedenle talep fazla ama üretim sınırlı. O zaman başka usulü olmuyor mu bunun ya? Yok. Makinesi falan yok mu? Yok, makinesi. İlla böyle mi olması lazım? Onu atınca o toz oraya gidiyor, mercimek tozunu buradan mı toplanıyor? Süpürüyorsun, tozunu alıyorsun. Bunu devamlı savuruyorsun, sade tene kalıyor. Ha. Mercimek meydana çıkıyor. O kırmızı mercimek. Evet. Bu ama biraz daha biraz sanki taşlı maçlı gibi. Bu soru ne olacak? Bunu eliyorsun. Ha, eleyeceğiz daha bunu. Bunu suyla da, bir de suyla yıkıyorsun. Ha. Yani öyle o şeyleri bazı... Bu tamamen organik zaten. Evet, organik. Atalık yani, bunda şey hiç yok bunda. Yok. Hiç. Hiçbir katkı maddesi yok. Hiçbir şey yok. Yok, hiç yok. Ha. Arguvan'dan Arapgir'e geçiyoruz. Denizden 1250 metre yükseklikteki Arapgir, eski ticaret yolları üzerinde olan bir ilçeymiş. Cumhuriyet döneminde demir yollarının yapılmasıyla bu özelliğini kaybetmiş ve göç vermiş. Dağlık bir arazi yapısına sahip, o nedenle tarım biraz zor. Ancak Arapgir son zamanlarda reyhan üretimiyle adından söz ettirmeye başladı. Arapgir'in dağlık alanları mor renkli reyhanlarla kaplanmaya başlamış. Arapgir'in üstünde büyük bir hava koridoru var. Klimatik bir iklim, ekolojik olarak da endemik çeşitliliğin çok fazla olduğu, fauna ve flora zengini olan bir kozluk ve kaya arası kanyonun eteğindeki alanlarda yetişen çok çeşitlilik. Bunların en önüne çıkan şu anda çalışmalarımız sonrasında birçok ürün var ama 100 başlıkta 100 organik ürün Arapgir sepetiydi projenin başlığı. Reyhan hepsinin önüne geçti. Aslında dut memleketi burası, üzüm memleketi burası. Bu kadar bilinmezdi. Salatalarımıza doğranan, karnı ağrıdığı zaman, başı ağrıdığı zaman, efendim çocuk sancılandığı zaman biraz kaynananın tavsiyesiyle içirilen bir bitkiydi. Sonuçta bu çalışmalar bir şeyi ortaya çıkardı. Türkiye'de tıbbi aromatik bitki faslında, yani baharat olabilecek tıbbi aromatik bitkilerde bir tane coğrafi işaret alan ürün var. O da Arapgir mor reyhanı. Şu anda çok ciddi bir karşılık buldu ve bu mor reyhanı Arapgir Belediyesi geçen sene ekip biçmeye başladı. Bu sene tamamen üreticiye devretti, alım garantili. Ürünü ham madde düzeyinde yaş olarak üretici üretiyor. Kesiminden sonra yaş olarak aldıktan sonra kurutma paratonerlerine uygun parametreleri ona göre ayarlanıyor. Çünkü gölgede kuruyacak, şu ısı derecesinde olacak. Ham maddesi elde edildikten sonra da 17 ürüne dönüştü. Şekerlemede kullanılıyor, kozmetikte kullanılıyor, sinek koruyuculukta kullanılıyor, deterjanda kullanılıyor, sirke yapımında kullanılıyor. Ve sonuçta çayda, reçelde, baharatta bundan daha iyisi yok. Reyhanı Malatya'da ya da başka bir bölgede diktiğinizde rengi yeşil oluyor. Arapgir'in iklimi nedeniyle burada mor renkte. Reyhan sadece baharat olarak değil, çay olarak da üretiliyor. Antioksidan ve antimikrobiyal özelliği nedeniyle oldukça rağbet görüyor. Özellikle reyhan çayının iştah açıcı ve öksürük giderici özelliği olduğu söyleniyor. Bu reyhan çayımız 5 dakika demlenmesi lazımmış. Burada reçelimiz var. Bunları da yemekte kullanmak için inanılmaz bir koku var. Müthiş. Dediler ki yorgunluğunuzu alır. Bir yudum reyhan çayı için yorgunluğunuzu alır. Gerçekten de öyle. Bu da enerji verir dediler. Bu da şerbetimiz. Çok güzel kokuyor. Gerçekten de çok güzel. Yani doğanın bütün aromasını burada alabiliyorsunuz. Bunun içinde bal, şeker yok. Bal olmasından dolayı
Biraz daha mayhoş bir tadı var. Itri bitkiler konusunda Türkiye çok zengin. Fakat bu zenginlikten fazla yararlanamıyoruz. Arapgir'de bu zenginliği görmek benim için açıkçası sürpriz oldu. Bütün dağlar neredeyse reyhan bahçeleriyle kaplı. Umarım Türkiye'de bu zenginliğin farkına varır. Çünkü bundan para kazanmamız mümkün. Çünkü Avrupa ıtri bitkiler konusunda, aromatik bitkiler konusunda çok hassas ve arıyorlar. Ve Türkiye bu bakımdan da çok zengin. İşte bunlardan biri reyhan. Arapgir son zamanlarda fotoğraf severlerin de ilgi odağı oldu. Özellikle mor reyhan tarlalarını çekmek için yüzlerce fotoğraf sever Arapgir'e Kaya Arası Kanyonu'nda kampa geliyor. Bu yılki kampa 58 ülkeden 6000 kişi katılmış. Kaya Arası Kanyonu'na gelenlerin çayını içmeden gitmediği biri var. Klarnet ustası Ümit Aydın. 58 yaşındaki Aydın yaz kış burada yaşıyor. Yaz kış şortla dolaşıyor. 18 yıl önce gelip bu kanyona yerleşmiş. Benim geliş hikayem çocukluğumda buradan 3 kilometre 4 kilometre yukarıda şey vardı, çay kenarında mesela içme suları vardı. Mahallemizde yine buradan 2,5-3 kilometre yukarıda evimiz var. Hayvanlarımız vardı. İşte gıdık diyoruz, kuzu diyoruz, inek diyoruz, dana diyoruz. Onları getirir, otlatırdık yukarıda. Çocukluğumuz çay kenarına geçti. 5 yaşında mesela yüzmeyi öğrenmiştim. Elinden balık tutardık 6-7 yaşımızda. Balık da çoktu. Zamanla işte bu taşlara, kayalara alıştık. Şurada Kaya Arası diye bir kanyon var. O kanyonda işte doğadan anlarsan yaşamını sürdürüyorsun. Elle balık tutardık. Dağ meyveleri var, onları yerdik. Ya balık olduktan sonra mesele yok. İşte ekmeğimiz, peynirimiz olurdu. Şehirlere gittim ama yaşayamadım, alışamadım. Çünkü buraya çocukluğumuz burada geçti. Gençliğimizde de yukarıda kamplarım falan vardı. O gençliğimizde kamp dediğim zaman çayın kenarına, gölün kenarına ufak tefek kavgacak kurduk. Orada yatar kalkardım mesela. Kum, altıma kum falan dökerdim. Sonra çayın suyu azaldı, balık azaldı, teknolojide her şeyimiz oldu. O zaman hiçbir şeyimiz yoktu, balık çoktu, çok güzeldi. Şimdi her şeyimiz var, balık yoktur, su kirli, hiçbir tadı tuzu kalmadı. Yani çocukluğumdan beri ya bir doğa sevdası, dağ sevdası. Onun için buralardayım. Ümit Aydın'ın Arapgir'de evi var ama o burada doğa ile baş başa kalmayı tercih etmiş. Derme çatma bir barakada yaşıyor ama mutlu. Eskiden daha mutluymuş. O zaman suyun debisi yüksekmiş. Daha temizmiş, daha az insan varmış ve kirlilik yokmuş. ...16-17 yaşımda cümbüş çalmasını öğrendim kendi kendime. Sonra keman öğrendim 18 yaşımda, 19 yaşımda. Askere gittim. Askerde Gazno'ya verdiler, İzmir Bornova'da, Gazno'da. Orada işte müzik olayını biraz ilerlettim. Sonra geldiğim klarnete başladım. İş çok oldu, düğün işleri çok oldu. Köylerde, mahallelerde. Düşün ki Haziran 20'sinde defter tutmuşum mesela. Sene 90 senesinde, 87'de falan başladım da 90 senesinden itibaren defter tutmuşum. Ta 2005'e kadar Temmuz'un 20'sinden başlamışım düğünlere. Haziran'ın. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Bu 6 ayda en az bir ayda 25-30 düğüne gitmişim. Yani gün başına bir düğün düşmüş. Ona göre gelirimiz olurdu. Başka bir işe de gitmek icap etmezdi. Boş kaldığım zamanlarda gelirdim. İşte dinlemek amacıyla şu yukarıda kamplarım vardı. Oralarda yatardım. Zamanla köylerin kırsal kesimdeki nüfus azaldı. Gurbete gitti. Düğün işleri azaldı. Ama çok şükür kendi kendimize yetiniyoruz. Hep böyle misiniz? Hep böyle. Karda kışta da elbise de giymem. Çok kar olduğu zaman biraz ayakkabı giyerim. Lastik çorap da çok giymem. Hatta böyle yazın söylediğim zaman derlerdi ya işte inanırlar inanmazlar ama internette görmüşler, çekip arkadaşlar atıyorlar. Karda da böyle bu şortla geziyorum. Karamandom bezine senden 4-5 tane yırtıyorum bundan.
Yazın da böyle, kışın da böyle. Zaten elbise giyecek olsam buraya gelmezdim, yerleşmezdim, Arapgir'e giderdim. Ya doğayla böyle iç içe olunca, ne bileyim, huzurluyum, mutluyum, gayet iyi. Yıllar önce dere kenarındaki akasya ve çınar ağaçlarını kesiyorlarmış. Ümit Bey engellemiş ve burayı bir mesire yeri haline getirmiş. Şimdi insanlar bu ağaçların gölgesinden istifade ediyor. Bir tane alayım o zaman şöyle. Çatal alın temiz. Bir tane alayım. Nefis olmuş ya. Nasıl Arapgir'de yaşamak? Her sene burada otururum ben 5-6 ay. Devamlı bu nehir kenarına mı geliyorsunuz? Evet, geliriz, tatilimizi burada yaparız. Pikniğimizi yaparız işte. Sizin tatil yeri burası mı? Evet, burası işte. Başka yere gitmiyor musunuz? Yok vallahi gidemiyoruz. Ancak burada arazilerimiz çok, geliyoruz. Ne iş yapıyorsunuz arazilerde? Tut mu? Pekmez yaparım, pekmez yaparım. Öyle mi? Ha. Var mı şu anda pek, şey, dut pekmez? Var da yanımızda değil tabii, evimizde var. Arapgir'de çok görkemli bir konak var, Çobanlı Konağı. Yeni restore edilmiş taş bir bina. Konak ismini çok duymadığımız ama başta Çanakkale olmak üzere birçok cephede inanılmaz işler başarmış, mütevazı kişiliğiyle bilinen Orgeneral Cevat Çobanlı Paşa'ya ait. Çobanlı Paşa, 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Müstahdem Mevki Komutanı'ydı. Arapgir'e gelirseniz bu konağı, Cevat Paşa Konağı'nı mutlaka ziyaret edin derim. Çobanlı Konağı'nı ziyaret edin derim. Zaten Cevat Paşa'nın da burada fotoğrafını görüyorsunuz. Kendisi Orgeneral. O dönemlerde Çanakkale Savaşı'nın olduğu dönem, Deniz Savaşı'nın olduğu dönemlerde Almanlar buraya Nusret mayın gemisini gönderiyor. Mayın dökme gemisini gönderiyor. Bir gece gemideki komutanlara son kalan 26 mayınını karanlık limanına dökmelerini söylüyor. Bu emri verirken diyor, ne olursa olsun o mayınları oraya dökmeniz gerekiyor. Oraya döşemeniz gerekiyor. Biz sizi koruyacağız diyor ve Nusret mayın gemisi bunu başarıyla gerçekleştiriyor. Ve 18 Mart sabahı Armada'nın 3 büyük gemisi mayınlara çarpıp batıyor. 4'ü yara alıyor ve Çanakkale'yi geçemiyorlar. İşte o emri veren komutanın konağı Arapgir'de. Gelirseniz burayı, onu ziyaret edin derim. Zaten içeri girdiğiniz zaman da çok güzel restore etmişler. Onun fotoğraflarını da koymuşlar. Çok bilinen, aslında hikaye biliniyor ama hikayenin kahramanlarından biri çok da bilinmiyor. Onu anmak için buraya geldik. Hem kendisini anmış olduk hem de bu güzel konağı ziyaret etmiş olduk. Gerçekten de güzel bir yer. Vay 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 vay. Şu anda kiler burası. Tel dolaplar. Bu gördüğünüz yerler tandır ekmeklerini, daha önce de birkaç yerde gördüm. Tandır ekmeklerini burada depoluyorlar. Böyle ekmeği istifliyorlar. Fare girmesin, böcek girmesin diye de böyle bir sistem kurmuşlar. Burası tahıl ambarları. Bunlar da kapakları. Böyle çektiğiniz zaman aşağıdan tahıl alabiliyorlar. Burası da çeşitli bakliyatları depoladıkları yerler artık. Ne koyuyorlarsa tek tek. Burayı bir şato gibi inşa etmişler. Yani herhangi bir durum olsa 5-6 ay hiç dışarı çıkmadan burada yaşayabilirler. Çünkü konak onu gösteriyor. Arada delizler var, aşağıda mahzenler var, su depoları var, dinleme odaları var. İlginç bir konak. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Kapıda tahta çiviler ayakkabı yazıyor da. Evet. Tahta çiviler ayakkabı deyince merak ettim. Ağaç olmasının özelliği ne? Özelliği önceden dikiş makineleri yokmuş. Ha, yokken ağaç. Yokmuş. Evet. Ha, şey niye değil mesela, bu çivi niye değil de ağaç? Şunlar. Ağaç çivilerimiz bunlar. Bunu niye kullanmamışlar da ağacı kullanmışlar? Daha mı sağlam?
ağaç daha sağlam. Şu çivileri kullandığımız zaman, köseli aşındığı zaman çivi mutlaka o zaman tabanı işliyor. Ha. Ama ağaç çivi köseli aşındıkça çivi de beraberinde aşındığı için herhangi bir yıpranma veya ayağa batma olayı olmuyor. Bu nasıl bir çivi ya bunu? Siz kendiniz mi yapıyorsunuz bu çiviyi? Hayır, bu çivileri şu anda Almanya'dan temin ediyoruz. Almanya'dan? Evet, evet. Orada da artık son şeyleri artık bulamıyoruz. Orada da tozlu raflarda var. 50-60 yıl öncesinde biz Türkiye'de imal ediyorduk bunları, yapıyorduk ama o zaman tüm kunduracılar, ayakkabıcılar bu işi yapıyordu. Kullanım alanı vardı. Artık makinalaşınca kullanım alanı olmayınca Türkiye'de bitti. Almanya'dan getiriyorsunuz. Orada da tozlu raflarda buluyoruz. Ha. Bir 4-5 yıllık elimizde bir stokumuz var. İnşallah Allah canımızı sağ ederse, sağlığımızı el verirse bu işi devam ettireceğiz. Peki bu çivi yapmak zor bir şey herhalde, değil mi? Fabrikalar var. Elde yapılıyor tabii. Ha, eskiden fabrikası var mı Türkiye'de? Tabii vardı. Vardı. Vardı tabii ki. Yaşım 60, 50 yıldır bu iş dükkandayım ben. Evet. Bu işten para kazanıyorsunuz o zaman. Ya mutlaka para kazanıyoruz ama öyle amşan bir para kazandığımız yok ama bu işi seviyoruz. Babadan devraldık baba mesleği. O zaman Arapkir halkı da seviyor ki bu ayakkabıları, ayakkabılara rağbet var. Tabii ki Arapkir halkı da seviyor. Türkiye'nin hemen hemen her tarafında bu ayakkabılardan gönderiyoruz. Özelliğin el yapımı olması mı? El yapımı olması. Ayakkabının içinin dışının deri olması. Ne kadar bu ayakkabı? Şu ayakkabı 130 lira yapıyoruz mesela. 130 lira. Avrupa'da el yapımı ayakkabılar çok pahalı. Çok pahalı, evet. Ve çok markalı ayakkabılar var mesela. Almak bile zor. Yani evet, sıraya girmen gerekiyor. Türkiye'de tabii. Niye el yapımı ayakkabılar o kadar revaçta değil? Yapan mı yok? Ya yoksa... revaçta yok. Ben iş yetiştiremiyorum. Siz yetiştiremiyorsunuz. Yetiştiremiyorum ama yapacak gücüm yok. Ha, tek başıma neçe bir yapayım. Günde sabahtan akşama kadar bir çift ayakkabı yapıyorum ben. Arapkir'e gelirseniz Asım Külahan evinde ziyaret edin derim. Asım Bey'in evi iki katlı, müstakil. Arapkir'in hafızası gibi. Fistandır, tumandır, gömlektir, pantoldur. Ne istersen Arapkir'de dokunmuştur. Bunlarla mı dokundu? Bunlarla dokunmuştur. Ha. Bunlar da desen veren kartonudur. O günün bilgisayarı. Doğru mu? Doğru. İlk defa görüyorum. Bunlar malzemeleri. Siz bunları nereden topladınız? Çöplükten. Çöplükten. Hı hı. Burası müze gibi mi yaptınız? Müze gibi değil, sergi yaptım. Sergi yaptınız. Ha. At sanatından etnografik eserlere, yazmalardan müzik aletlerine kadar Arapkir tarihine tanıklık eden her türlü eşya ve eseri toplayıp evinde sergiliyor. Bize aynalık arıyorlar. Aynalık arıyorlar. Çok güzel. Nereden buldunuz bunu? Arapkir'e ait. Arapkir'e ait. Aynalı karyola. Karyolanın güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Bakın, ve aynalı olmasının özelliğine? Aynasına bakarsınız. Kendinizi görürsünüz. Ama ne kadar zarif bir karyola. Çok güzel. Misafir odasının sobası, sofa mangalı, kervan cezvesi. Kervan cezvesi. Evet. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede buluşmak üzere. Hoşça kalın. Siz de çevre dedektifi olabilirsiniz. Çevrenizdeki iyi ya da kötü olayları bize yazabilirsiniz. yeşildoğa@cnrtürk.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.